Merhabalar, ben Taner Turan. Kuruluş Osman dizisinde Vezir Alemşah'ı canlandırıyorum. Biraz sohbet etmeye geldik. Buyurun, şu an Türkiye'nin büyük projelerin başında geliyor ve ben bu projede olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dönem işi çekmek çok zordur ama bu zorluğu ekip olarak hakikaten Bozdağ yapım ve görev alan ekip olarak üstesinden geliyoruz. Çok mutluyum. Hem karakter açısından mutluyum, hem çalıştığım arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım, teknik ekip arkadaşlarım adına çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Valla demin de dediğim gibi sete ilk geldiğimde büyük bir prodüksiyon ve bu prodüksiyonda muhakkak aksaklıklar yaşanacaktır. Ama ben hiçbir aksaklık yaşamadım. Aksine her şey tıkır tıkır işledi. Herkes güler yüzlü, işini seven, işini layığıyla yapan arkadaşlar. Yönetmeninden, tekniğinden, çaycısından, herkese kadar, her kademeye kadar işini severek yapan arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Sıcak, samimi. Bir kere herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Onun için de sizin aracılığınızla hepsine teşekkür ediyorum bu arada. Tabii ki Vezir Alemşah yetkileri olan şu an günümüzün işte Başbakan Yardımcısı konumundaki politik, biraz da makyavelist bir kişiliğe sahip. Yani amacına ulaşmak için her yolu deneyen, bütün tuzakları kuran, ama bunu tabii kişisel çıkarları için yapan bir kişi. Dolayısıyla karşısındaki tekfurlar olsun, işte Moğollar olsun, bunları kullanarak, tabii onları da bu topraklardan çıkarmaya çalışarak, bir tarafında da tabii başa gelme isteği olan bir kişi. Böyle bir karakter. Ben çok seviyorum. Çok sevdim hatta karakteri. Tabii dışarıdan bakıldığında izleyicilerimiz hain gözüyle baktıkları için tabii Osman'a karşı sürekli düşmanlık yaptığını düşünüyorlar. Ama bilindik bir şey vardır. Yönetimi ele geçirmek istiyorsanız önce halkı kendinize çekmek zorundasınız. Bunun için de bir güç olmak zorundasınız ve bunu parayla yapabilirsiniz. Ve o halkın üzerinde gücü olan kişi kimse, onu yanınıza çekmek zorundasınız. Dolayısıyla Osman karşı karakter olduğu için, en yakını abisi Gündüz olduğu için onu yanına çekmeye çalışıyor ve bunu da başarıyor. Bakalım ne olacak? Hep kötü karakterler şey bilinir, böyle tek düze zannedilir. Ama içini doldurmak başka bir şeydir. Alemşah karakterinin içini doldurmak da çok keyifli. Alt metinlerini oluşturmak çok keyifli. Yönetmenlerimiz, Ahmet hocamız, Erkan hocamız, bunlarla bir araya gelip çekimden önce fikir birliği yaparak karakter üzerinde nasıl yönlendireceğimiz konusunda konuşuyoruz ve ortaya iyi bir şey çıkıyor diye düşünüyorum. Valla en iyi anlaştım. Ben herkesle anlaşırım. Benim öyle bir her ne kadar kötü karakterler, sert karakterler oynasam da ben herkesle anlaşabilen bir insanım. Dolayısıyla sette de anlaşamayacağım kimse yok. Zaten herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Oyuncu arkadaşlarım, dediğim gibi teknik arkadaşlarım, yönetmenlerim. Herkesle anlaşıyorum. Hepsi de çok kıymetli insanlar benim için. Valla işin aslını söylemek gerekirse ben kostümlerin hepsini kullanmak istiyorum. Çünkü çok seviyorum. Çok sevdim kostümümü. Diğer yapılan kostüm de çok güzel. Teşekkür ediyorum buradan kostümcümüze, kostüm kreatörümüze. Hepsi çok şık. Tabii kıyafet insanı, oyuncuyu havaya sokan bir unsur. Taktığınız yüzükten, ki ben yüzükleri çok severim. Kendi özel hayatımda da yüzüklerim vardır. Böyle gider şehir şehir, turnelere gittiğimde antikacılardan bulur, alırım kendime. Birçoğunu da hediye etmişimdir arkadaşlarıma. Dolayısıyla işte yüzük olabilir. Mesela özel hayatımda da takabilirim yüzüğü. Yani bunlarla dolaşmak biraz abes olur ama
Her setten ben anı olarak kendime şey alıyorum. Bir parça kostümden ya da işte aksesuarlardan alıyorum. Buradan da herhalde birkaç parça alacağım gibi görünüyor. Osman'la olan durumumuza gelince zaman zaman Osman'ın karşısına çıkacaktır tabii ki. Tabii biz ileriki bölümlerde neler olacağını ben de bilmiyorum hakikaten. Şu an 82. bölümü çekiyoruz. İleride senaristlerimiz izliyorlar ve tabii ki karşılıklı olan sahnelerimiz o gerginliği yaşatıyor. Seyirci tabii ki bekliyor. Başta mesela ben sürekli Osman'ı sıkıştırdım, sürekli hatta onu asmaya kalktım falan filan. Böyle olunca seyircinin iyice nefretini kazandım. Şimdi ondan sonra bir dönüşüm oldu. Bu sefer Osman beni sıkıştırmaya başladı. Böyle karşılıklı sahnelerimiz oldukça seyirci daha keyif alacak diye düşünüyorum. Gizli gizli planlarına devam edecek Vezir. Kimse merak etmesin. Öncelikle bizleri evlerine misafir eden tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. İzlemeye devam edin. Emin olun keyif alacağınız daha güzel sahneler gelecek. Hiç hayal kırıklığına uğramayacaksınız. En azından ben kendi adıma bunun sözünü verebilirim. Hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kuracağım oyunlarla. Teşekkür ederim.